Evet çocuklar, yine bir video çekimindeyiz. Türkçe dersimizde Çanakkale dinleme metnini dinleyeceğiz. Çok kısa bir metin. Evde bu metini birkaç sefer dinleyin. İyice anladıktan sonra etkinliklerine öyle başlayın. Biliyorsunuz bu metni ben size pazartesi günü ödev verirken söylemiştim. Bir hazırlık sorusu vardı. Yani tahminlerinizi yazdınız. Ve şimdi de o resimlere bakarak tahmininize acaba uygun konu anlatımı var mı? Kimler doğru tahmin etmiş görelim. Şimdi dikkatlice metini dinleyelim. Çanakkale. Ali ve Ayşe çok iyi anlaşan iki arkadaştır. Aynı sınıfta okumaktadırlar. Bir gün öğretmenleri Çanakkale geçilmez sözünün anlamını sorar. Sınıfta hiç kimse bu sözün anlamını bilmemektedir. Öğretmenleri bu sözün anlamını Çanakkale'de öğrenebileceklerini söyler. Hafta sonu hep birlikte Çanakkale gezisine giderler. Öğretmenleri dedelerimizin Çanakkale'de nasıl savaştığını anlatır. Düşman gemileri Çanakkale'yi bombalamaya başladı. Seyit Onbaşı çok ağır olan top mermisini sırtına alarak topa taşıdı. Düşman gemisini vurdu. Nusrat isimli gemimiz düşman gemisini patlattı. Kahraman askerlerimizden korkan ve gemileri batan düşman askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Düşman askerleri karaya çıkarak tekrar saldırıya geçti. Savaşı yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılı komutanlığıyla savaşı kazandılar ve düşmanı yendiler. Düşman askerleri Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlamış oldu. Hikayeyi dinleyen çocuklar mutluluk ve gururla Çanakkale'den ayrılırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Çalışma Grubu. Evet çocuklar, dinleme metnini dinlediniz. Tekrar söylüyorum, dinleme metnini evde birkaç sefer dinledikten sonra etkinliklerini yapmaya başlayın. Şimdi o yapacağınız etkinliklerde bir bölüm var, etkinliğin birinde. Bunu derste çalışmıştık beraber. Orada cümleye büyük harfle başlanacak. Size bazı cümleler verilmiş. O cümlelerdeki yanlışları bulup doğrusunu siz yazacaksınız. Biz cümleye başlarken büyük harfle başlıyoruz. Bugün hava çok güzel. Çok güzel dedim. Dikkat ediyorsanız cümleye büyük harfle başlıyorum. Orada birkaç tane örnek var. O örnekleri okuyun. Cümleye nasıl başlanması gerektiğini orada uygularsınız. Biz bunu biliyorsunuz okumaya geçmeden önce de söylemiştik cümleye. Duygu, düşüncemizi anlatan cümlelerin, isteklerimizi anlatan cümlelerin mutlaka büyük harfle başlaması gerektiğini. Cümle bittiğinde de sonuna nokta. Eğer soru cümlesi ise soru işareti. Heyecan veya korku bildiren bir cümle ise ünlem işareti koyuyorduk. Bir başka şey, bir de yine orada o etkinlikte isimler kullanılmış. İnsan isimleri, şehir isimleri, dağ isimleri, deniz isimleri, yani diğer bir şekilde söylersek dünya üzerinde o varlıktan bir tane var. Eşi benzeri yok o varlığın. Ve o varlığın ismi ister cümlenin başında ister ortasında olsun mutlaka büyük harfle yazıldığını görmüştük. Örnek vereyim. Ahmet okula gitti. Cümlesinde Ahmet bir çocuğun adı ve cümlemizin başına geldi. Ahmet cümlenin başına gelmese de devam edeyim yine Ahmet'le. Ahmet ile Kemal oyun oynadı. Şimdi cümleye başlarken Ahmet'le başladık. Büyük yazdık.
Ama Kemal mesela cümlenin başında değil. Öyle olmasına rağmen yine büyük harfle başladık. Çünkü insan isimleri mutlaka cümlenin başında, ortasında, sonunda, neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır. Neden ise demin dediğim gibi bazı varlıklar dünyada tektir. O varlığın eşi benzeri yoktur. O ad, söylenen isim sadece o varlığa aittir. Ama elimde gördüğünüz silgi bir dünyada tek bir varlık değildir. Bu silgiden milyarlarca, milyonlarca yapılabilir ve hepsinin adına da silgi denir. Ve bundan dolayı özel bir isim değildir. Bu silginin eşi benzerini bulamayız diye bir şey yok. Mutlaka eşi benzeri vardır. Ondan dolayı bazı varlıkların isimlerinin şehir isimleri ben Polatlı'da yaşıyorum. Yaşıyorum. Dediğimde bakın ben büyük harfle başlamış. Polatlı da büyük harfle başlıyor. Çünkü Polatlı'ya benzer başka bir şehir, başka bir ilçe dünya üzerinde bulmak mümkün değil. Ondan dolayı o etkinlikte dikkat etmeniz gereken şu, insan isimlerinin, şehir isimlerinin geçtiği cümleler mutlaka o isimler cümlenin neresinde yazılırsa yazılsın mutlaka büyük harfle yazılırlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu etkinlikte bu kadar. Etkinlikleri evde dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Sonuna kadar tamamlıyoruz etkinliklerimizi. Ve tekrar söylüyorum, dinleme metnini bir kez daha dinlemenizi istiyorum. Ve bir daha video çekiminde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi tatiller diliyorum.